tütün olarak okuyabilirdik. Ama tütlü diyoruz şu an. Hayatım tütün. Hayır. Canımı sıkma. Ha niye tütün de? Yus! Ya da fırın ürünleri deyince akla tabii ki Türkiye gelir ve Türkiye'de fırın ürünleri deyince akla dünyada en ilginç fırın ürünü olan Bafra pidesi gelir. Biz de şu anda Bafra'da Niyazi Kesim restoranındayız. Bu videoda intro yok. Çünkü zorlu bir giriş oldu. Zorlu değil, gerçekten zorlu. İntro şiki, önce tütün sesi, sonra dünyanın en iyi pidesi. Şimdi abone ol ve videoya geçelim. Haydi. Galiba tersten girdik ama. Yo, tütün mü oluyor? Hayır, biz girişi şuradan yapacağımız için tütün olarak okuyabilirdik. Ama tütlü diyoruz şu an. Tütlü ne? Hayatım tütün. Ha niye tütün demiş? Tütün müzesi çünkü. Hı? Tüt mü? Tütün müzesi. Tüt mü? Bak tüt mü? Bunlar hiç burada tüt mü? USB de tüt mü? Tütünü kurutuyorlar. Şey miydi? Ne kadar kuru olursa o kadar ağır oluyor. Yaş olursa mı ya? Bilmiyorum ki hayatım. Sen galoş giyin Ezgi. Tutar mısın hayatım ben de galoş giyin. Fabrikada yaprak tutanım geçirdi yaşamalar. Bir. Balyo olarak geliyor. İki. Aşağı iniyor, açılıyor. Açıldıktan sonra bir aşağı iniyor. Ne oluyor orada? Bir şey oluyor. Kıyılıyor en son. Sonra sarma makinesi sigara paketleme. Tütünün ipi. Eski bir ürünümüzde tütün balyası. Balyalanmış tütün. Aha. Buranın tütünü çok meşhur. O da balyalama makinesi. Bu makineyle presleyerek balyalıyor. Burada ne yapıyor? Burada nemlendiriyormuş. Reji idaresi Samsun'a gerek duydukça bazı altyapı yatırımları yapmış. Bu yatırımlardan biri de tütün nakliyatına kullanmak üzere 1891 yılında yaptırdığı iskeleymiş. Fabrikada üretilen işlenmiş tütünün yüklenmesi için inşa edilen tütün iskelesiyle tütün depoları arasında bir de elle işleyen dekovil hattı yapılmış. İhracat mevsiminde ise yoğunlaşan hat yetersiz kaldığından tütün renkleri çoğu zaman sırta taşınıyormuş. Ve şöyle bir liman yapmışlar. Sırtta taşınan tütünü de burada görebiliyoruz aslında. Tütünleri reçeteliyorlarmış. Tütün tohumları yağ içinden zenginmiş. Tütün yağı boya sabun ve tütünle kullanılmış. Boya yapılırken kullanılmış. Tütün eksperliğinin kursu varmış. 1889 yılında reji idaresi tarafından verilmeye başlanmış. O zaman sonrasında 1929 yılında Tekel İdaresi tarafından lise mezunlarına 2 yıllık eğitim vererek tütün eksperi yetenleşmiş. Tütün sertlik ölçer hayatım. Tütünün sertliğini ölçüyor. Ya tütünün nemini ölçüyor. Tamamen harmanlanmış, kurutulmaya bırakılmış tütünler. Ve tütün içeri yapan ablalarımız. Tadı mı harmanı mı? Her sigarada homojen bir içim zevki sağlayabilmek adına fabrikada birkaç defa harmanlama işlerinden geçiriyormuş. İlk olarak acım esnasında harmanlanan tünler son tağlama sinirli kıymış tünel olarak geçiriyormuş. Burada tipine göre ayrılıyormuş. Bu arada neden Arapça yazıyor?
Osmanlı'dan kalma bir fotoğraf galiba. Yazılar Arapça. Mesela burada Yenice, Samson Maden, Bafra, Türk, Türk Hoca, Yenice, Bafra. Babanın niye şu sabun sahnesinde var? İnci. İnci inci kalıyor, örtülerden geçiliyor. Bu ne? Büyük ihtimalle uygulaması var hayatım. Bu ne? Tütün piresi mi? Lens'ten. Tütün sırlarını bu şekilde kıyıyorlar. Nemin en az %65, sıcaklığında 22-25 derece olması gerekiyormuş. İşçilerin çalışırken kullandığı vardiya saati. Şurada da kart bastıkları, kartların görüntüleri. Kağıdıma sarılır, sigara olur, yanar mı? Bak, Doğu sigarası. Nerede? Aa. Tebe bölmenin aynı. Aa, evet. Fitreleri ne yazıyor burada? MSK yazıyor, bir şey yazıyor. MSK ne acaba? Milli Savunma. Milli Sigara Kurumu. Bak. Manaporta Bakı. Türkiye Tütün İnsarı. Samsun Reji. Regidas Tabaks, Del Empire Osmanlı, o zaman hakim değil, Fransızca oldu işte Fransızca. Spajoki Kulübü, Boğaziçi Kulübü, Bafra Sigarası. 1970 yılların sonuna kadar Türkiye'de tiryakilerin en sevdiği filtresi sigaraymış. Aaa, o yüzden filtresi yok bunun. Bak, sigaranın filtresi yok. Orada, şurada bir fotoğrafta vardı. Bu ne? Bafra. Gördün mü? Beşinci küçük yıldızdan 5 mi? 5 ila 10 paraya satıldığı devirde Bafra sigara kağıdının fiyatı 20 liraymış. Bafra o zaman en pahalı sigaraymış hayatım. Neden pahalıymış? Çünkü en kalitesi. İkinci Abdülhamit devrinde tütün tiryakilerin... Tütünü. Bafra'nın tütünü. Eski sigara paketleri. Sevenleri vardır evet. Balıkesir Milli Fuarı, Hanımeli, Maltepe, İbn Sina Haftası, Barış Sigarası, Kocaeli Sanayi Fuarı, Kayseri Fuarı, Büyük Zafer'in 61. yıl dönümü, 83'te yapılmış sigara. Bakın, birinci, ikinci ve ikinci, bunlar zaten adı en çok duyulan sigaralar. Bafra Maden, Bafra. Dorient, Sarkı Dorient, İstanbul Bülent'e demiş. Köy işleri, Manisa Mesir, Samsun sigarası, Bitlis Lüks, Zile sigarası, Zira Üretim, Almunuz, Tokat'ın da o zaman şey var. Tütünü var mı acaba? Samsun var ya, Korda. Sigara kağıdı, ağızlıkları. Bak burada mesela Bursa Milli Fuarı. Ne var burada? İF. İzmir Fuarı. Entegrasyon Fuarı. Bunlar özel yapım paketler herhalde. Fuarlara paket yapıyorlarmış. Pipolar. Şeker Spor. Ankara Sergisi. Bursa Milli Fuarı. Çok hoş duruyor. Trabzon'un fethi. Burada yine İstanbul. Aa. İnce detaylı. Bolu'nun festivalinin dahi var sigarası. O zaman demek ki sigara üretilip satılıyormuş. Burada da yerli prolarımız. Ankara, İstanbul, Marmara, Pazar,
Burada zaten Marmara'nın kutusu. Burada İstanbul purosu. Burada İnhisar İdaresi'nin purosu. Şurada Bafra yazıyor galiba diyeceğim. Yok, Küba yazıyormuş. Ama neden? 1981 yılında Cibali Sigara Fabrikası'nda modern bir puro tesisi kurulmuş. Yeni teknoloji üretilme başlanmıştır bu dakika. Bu ne? Tütün kolonyası mı? Hmm. Tütün kolonyası. Hem? Sarma makinesi gibi. Aa, birinci. Aa, buradakilere bakalım. Önce ondan sonra gidelim. Yeni Harman, Yeni Harman, CHP Kurultayı Sigarası, Cumhuriyet Sigarası, Reji Türkiye. O Reji dediğim şey galiba eskiden tekeli. Tekel, Reji... Reji iken tekel olmuş. Festivaller için o zamanlar şey yapılıyormuş ya, sigaralar yapıyorlar. Fiyası 70 TL. Şimdiden daha pahalı. O zaman için 70 TL bir para değil ki. O nasıl güzel paketlenmiş bir tütün yaprağı. Meltem sigarası. Toprak mahsulleri, TMO, meclis sigarası 10 liraymış buradayken. Sonra şu kuşuda zam gelmiş yine. 12 lira olmuş. Yanında 350 liralık başka bir sigara daha var. O da meclis. Silahlı kuvvetler, köy kooperatifi, Kıbrıs uzun tip filtreli vakıf haftası sigarası. Burada da birincinin üretiminden görüntüler var. Bu şekilde birinci etiketleri duruyor. Ablalarımızın burada paketlediği anlar aslında. Samsun tekelinden çıkan, Bafra tekelinden çıkan birinci sigarasının paketlenme halleri, yuvarlak sigara. Nerede yapılmış? Niçin yapılmış peki? Sağlığa zararlı mı? Faydalıymış başta aslında. Faydalı olduğunu söylenerek tüketiliyormuş. Ama şöyle, faydalı olduğu da söyleniyor. Mesela birisi sigarayı bıraktığı için ölmüştü. Ya olabiliyor bu. Helal olur mu tanıdaydı bu ya? Doktor sigara iç demiş yani. Yani vücudunu... Nikotine mi etti? O insan değişen bir şey o zaman. Tatvan Anadolu Fuarı. Genelde fuarlar için sigaralar yapılmış. Onu fark ettim ben burada. Hani markadan ziyade mesela Tekel fuar için sigara üretiyor. Özetle anladığımız, eskiden Tekel'in adı Reji'ymiş. Reji iken Tekel olmuş. Sigara buraya girerken balya halinde tütün olarak geliyor. Kurutulan tütünler buradan giriyor. İleride ayıklanıyor, reçeteleniyor, harmanlanıyor, eleniyor. Elendikten sonra artık filtreye sarılıyor ve sigara olarak yapılıyor. Peki Reji ne zaman Tekel'e dönüşmüş? O da... Ne diyor burada? İşçiler eylemiyle mi kazanılmış? Çok tütün az maliyet mantığıyla üreticileri ve tüccarları ağır koşullara mahkum ederek 1887'den itibaren 1908'e kadar, hatta 1911'e kadar idare etmiş. Sonrasında 16 Kasım 1924 tarihinde tütün tüccarları ve çiftçiler oluşan kalabalık topluluk kongreye karşı çıkıyor ve ardından
reji dersine son veriliyor. Sonrasında ise Türkiye'de sigara denetimi tekele geçiyor. Tekelde 1980 yılından sonra gündeme gelen serbestleşme ve özelleşme politikaları tutunca devlet tekeli kırılıyor. 2008'de tekel özelleştirilip satılıyor. Özetimiz budur. Buradan da yüksek saygılar. Tabii iyi hoş, tütün müzesini gezdik ama ve lakin Afra'nın en ünlü pidecisi kimdir? Dünyanın en iyi ikinci ünlü pidesi. Sayın Mert Yılmaz, lütfen yanlış bilgiyi düzeltiniz. Oğlum hala iki deyip duruyorsun. İki değil, bir, bir. Nedir Davos'u? Fırın ürünü nedir? Bafra pidesi. Biz nereye gidiyoruz? Türkiye'de her yerde şubeleşmiş olan Niyazi Kesim'e gidiyoruz. Ve en güzel şubesini arıyoruz. Şu anda müzede çalışana sorduk. Mekan olarak da, şey olarak da köprü başındaki şubede. Gidip birlikte görelim. Yine burada yalan yanlış bilgilerle videonuzu katleden bir mertimez dinlemektense arkadaki ses dinleyin yeter. Dünyanın en iyi pidecisine geldik biz. Dünyanın en iyi pidesini yemeye geldik. En iyi. Sadece en iyi. İki değil. Bir. En iyi. Niyazi Kesim'e geldik. Ve Bahri Pidesi'ni yeni denemeye geldik. Kolay gelsin. Nereye ötüyorum hayatım? Hoş bulduk. Şimdi öncelikle tabii ki Bahri Pidesi'ni denemeye geldik biz. Bahri Pidesi'ni göremiyorum. Bunların hepsi Bahri Pidesi hayatım. Bafra pidesi olarak geçiyor. Burada pide zaten bafra pidesi sadece. Yani şunlar. Hayır ama sayfasında açık pidesi de var. Mesela bafra pidesini ayrı şekilde. Açık pide, bafra pidesi. Bafranın açık pidesi, bafranın kapalı pidesi. Burada bafra pidesi dışında pide yapmıyorlar. Bafra pidesini bafra pidesi yapar ne o zaman? Burada yapılmaz. Buranın pidesi olmaz. Nasıl yiyor? Bunlar hepsi Bafra pidesi mi oluyor? Bafra'nın genel pidesi kapalı peynir zaten. Değil mi? Evet. Tamam. Hepsi Bafra pidesi diyor da düşüyorum. Yok, Bafra pidesi kapalı peynirdir yani. Bafra evet. Pidesi. O zaman bir tane onu alalım. Bir tane de. Bir tane de senin canın istediği bir şey olabilir. Buraya has başka ne var ki? Pidenin önüne de çorba mı alsak ya? Olur aslında biliyor musun? Yine şu yemekle ilgiler biliyor musun? Bütün çorbalar var mıdır? Piş tabağı. Ne tabağı? Pişi. Kahvaltı mı? Yok bugün hamurumuz... Ya bugün de hamur gittik. Aslında evet. Bence bir bafra pidesi alalım, bir çorba alalım. Günün çorbası nedir? Günün çorbası yok şu anda. Sadece çorbalarımızdan bir pişkendir. Nerede bir paça var. Paça ağır olur mu? Yok. Bir tane bölüşelim mi? Bir tane ortaya alalım çünkü daha yiyeceğimiz çok şey var ya. Biz şöyle yapabilir miyiz? Bir paçayı ikimiz bölsek, iki servis. Bir de pide. Bir de bafra pidesi. Bu ne orta? Bir tane. Bir buçuk yapalım, yapabiliyorsak. Evet, bir buçuk yapalım ortaya. Tamam. Bir şeyini alırsınız. Burada normalde pideler ne içiliyor? Buranın kültürü var mı? Yani ayran içiliyor, kola içiliyor. Aynen abi. Ben de kola alayım. Okey, salata, turşu, manda, yoğurt falan bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederiz. 1-0 Mert yani. Ne diyorsunuz? Skor şu an 1-0. Hepsi bafra pidesiymiş de. Paçamız geldi, eti bayağı bol. Bu arada görsem paça içiyoruz. Yani paça çorbası değil, paça. Bol et. Ona ayrı mı oluyor? Olmuyor işte ama ayrı gibi davranmışlar. Bu arada Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Önce Instagram geliyor. Önce orası görüyor, ardından siz videoda görüyorsunuz. Biraz fragman. Bu arada abone olmayı unutmayın yani lütfen abi destek olun bize. İzliyorsunuz, izlenmelerimiz, izlenme saatimiz çok iyi, çok teşekkür ederiz. Ama izleyenlerin %94'ü abone değil. Ve yeniden geliyor. Evet, lütfen.
Genelde bizim yara sarma stili paça yapalım. Yorgunsak paça. Açsak paça. Cana sıkıldı paça. Çok keyifliyiz paça. Kelle paça. Bana kalırsa karışık paça, tırnak beyin değil. Ama işte biraz kelle paça. Ama kelle paçaya karşı ön yargısı olanların gerçekten bir denemesini tavsiye ederim. Özellikle sarımsaklı olarak başlayabilirsiniz buna. Ortaya alabiliriz. Pidelerimiz geldi, çok ince. İnce. Bu bir de uzun mu oluyor normalde kesimler şöyle? Uzun oluyor şöyle. Zaten yayına koysak çıkar olur şu an. Yok. Ben en son paylaştım Shorts'tan bahsediyorum. Gerçekten. Ne diyeceksin söyle. Dayıyor mu? Çıtır, lezzetli ve yumuşak nasıl olabilir? Çıtırdan. Bir şey çıtırsa yumuşak oluyorsa. Ben lahmacunu genel olarak bu kıvamda istiyorum. Bu çıtırlığın üstünde olmadan. Ben onu yani böyle düzemeyim. İkiye katlayayım, sonra çatıp dörde katlayayım. O zaman sana baklava pidesi alıyorum o zaman. Güzel yapmışlar. Emeklerine sağlık herkese. Burası kurumsal bir restoran yani sadece bu lezzete burada ulaşmıyorsunuz. Ankara'da falan da şubeleri var değil mi? Instagram'dan Niyazi Kesim yazıp Niyazi Kesim restoran yazıp baktığında zaten göreceksiniz şubeleri. Türkiye'nin birçok yerinde şubeleri mevcut. Önce ben herhalde genel olarak bu kültür ofisinin içinde mi yapıyorlar? Yok hayır. AVM'nin içinde falan da şubeleri var. Kendiler Kuş Cenneti'nin içerisinde de Niyazi Kesim restoran var mesela. Bafa'daki Kuş Cenneti'nin içerisinde Niyazi Kesim var. Orada Niyazi Kesim mi ya? Bir önceki geldiğimizde neredeymiştir? Bafa'nın girişinde. Ama o da yine bir petrol ofisi içindeydi. Bir de buranın dondurması meşhurmuş herhalde, doğru mu? Bal kaymak dondurma. Yoksa siz mi sevmişsiniz? Yok, buranın dondurması meşhur. Ya Samsun'dan meşhur, Türkiye'de değil daha. Ya mesela bizim oranın en iyi dondurması ne? Yok, bence yok. Olsa ne? Pardon. Ha şey, sen pardon. Şu an yeni açılmış bir işletme ama burada da bal kaymak varmış. Bal kaymak burada değil ama sadece. Bal kaymak kökü mü bura açılışı? Bafra bal kaymak dondurma. Diğer şehirdekilerde mi Bafra? Bunun şubesi yoksa? Çok önemli değil ama. Yok ya, dondurma. Sıcakta çıkmış olacağım bana. Dondurma dayanır mı o kadar ya? Ne? Oradan tüm şubeleri dağılması için. Mado dağıtıyor. Dayanır. Sen sanıyor musun ki doğu şeklinde dağılıyor? Onlar için yapıyorlar normal, atıyorum kolay. Gitti. Anam da donduruyor. Poşetli, havasız poşetlerde. Yakışmadı dondurma.
Ben donuyu bekliyordum seni. Yok, belki de hocam donuk taşıyorlar. Dolaplarda taşıyor olabilirler bu arada. Oh. İnceliğe bakar mısınız ya? Ve çıtır çıtır. Evet, çıtır. Ve çıtır sadece klima soğan. Pardon. Ben iki deyip duruyorum. Test atlasa göre dünyanın en iyi ekmekleri kategorisi. Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi. Vaaay. İşin garibi en iyi ikinci ekmeği de Samsun pidesi. Samsun pidesi mi açık. Oluyor lan? Açık. Bir de nokul oluyor buranın. Nokulu meşhur. Cevizli haşhaşlı mı o? Tahinli. Üzümlü tahinli bir şey. Onu böyle bir şehrin veya ilçenin kendi az bir şehrin olması benim için bir de. İsterseniz. Olur. Pidesi pide gibi. Buradan çıkıp dünyanın en iyisi olması çok garip. Burada da duyurmanın önemi. Birçok yere hani birçok şey var ama mesela o duyurabilmek. Mesela Çorum leblebi muhabbeti. Sanmayın ki her Çorum leblebi tüketiyor. Sadece bazı Çorumlar birkaç Çorumlu yerine tükettiği için çok tüketiyormuş gibi gözüküyor. Sen gibi. Mesela o 4-5 kişimizin yerine tükettiği için harbiden ama ya her gün 250-300 gram bitiriyor yani tüketiyor. Yani. Yok yarım kilo yiyordu ya bir ara. Yazık ya. Ben hesaba edip bir abla gideyim. Sana gideyim. Yardım var. Baksana şu an. Buradan mı alırsın beni? Bu videonun outrosu da yok. Aynı intro gibi. Şimdi beğen, yorum yap ve abone ol. Global kal.